Merhaba arkadaşlar. Trigger'larda yeni bir örnekle devam edeceğiz. Ee, bu örneğimizde şunu yapmaya çalışacağız. Öncelikle senaryodan bahsedeyim. Senaryo şu. Eğer e, bir opportunity silmek istiyorsak ve bir, bu opportunity'nin stage name'i close one ise bunun silinmesine izin vermeyeceğiz. Yani close one opportunity'lerin fırsatların silinmesini engelleyen bir e, trigger oluşturacağız. Bu trigger sayesinde kimse e, bu opportunity silemeyecek. Görüyorsunuz şu anda benim ekranımda e, close one var bir tane. Diğerleri close one değil. Close one olmayanları silebileceğiz ama close one olanları silemeyeceğiz. O şekilde bir senaryomuz var. Konsola geliyorum tekrar. Şimdi benim e, buraya yazmam e, gereken metot ismi ...before delete olması gerekiyor. Çünkü silmeden önce... ...bu trigger'ın çalışması lazım. Ve silmeden önce varsa... ...şartlarımız... ...ya da işte bu... ...trigger sayesinde değişmesini istediğimiz... ...şeyler varsa... o ...öncelikle onlara bakacak. Yani trigger'a bakacak. Trigger update yapıyor mu, insert yapıyor mu... ...delete yapıyor mu, ne yapıyor? Trigger'ı çalıştırıp ona göre ona göre değişiklikler olacak. Şöyle diyelim. Biz ne istiyoruz? Biz istiyoruz ki var olan bir opportunity'miz var olan bir opportunity'miz eğer close one ise silinmesin. Yine aynı şekilde her zaman yaptığımız gibi for each loop başlayacağız. For for each loop'umuzu yapalım arkadaşlar. Evet. E, for each loop'u yapıyoruz. Ne yazıyoruz içine? Opportunity yazıyoruz. Daha sonra OPB diyorum. 2 nokta üst üste Trigger.old nokta old diyorum. Neden trigger.old nokta old diyorum? Neden trigger.new demiyorum? Çünkü hiçbir değişiklik yapmadık. Before delete e, trigger.new nokta oluşmuyor. Tracker nokta old'umuz var. Ee, şöyle diyelim yani yeni değerler giremiyoruz. Çünkü siz buraya gelip de e, delete yaparken bunu açmanıza gerek yok. Sağ taraftan direkt silebiliyorsunuz. O yüzden bizim trigger.new'umuz yok. Yeni değerlerimiz yok. O yüzden trigger.new kullanmıyoruz. Trigger.old kullanıyoruz arkadaşlar. Yani değişiklik yapmanıza gerek yok silerken. Silerken yani şöyle bir şey yok. Adını değiştireyim daha sonra sileceğim. Zaten siliyorsunuz. Zaten sildiğiniz bir şeyin içine bir değişiklik yapmanıza gerek var mı? Yok. O yüzden trigger.new diye bir kavramımız burada yok. Trigger.old ile devam edeceğiz. Checker old diyorum. Daha sonra e, benim bir condition'a e ihtiyacım var. Diyorum ki eğer bu opportunity'ler yani trigger nokta içindeki opportunity eğer bu close one ise o zaman if olması gerekiyor. If e, şartımı koymam lazım. Bu opb'nin stage name'i arkadaşlar eğer close one'a eşitse silmeyecek. Değilse silecek. Biz bu mesajımızı nerede görmek istiyoruz? herhangi bir field'de göremeyiz. O yüzden direkt opportunity'nin kendisine ekleyeceğim ben bu e, error mesajını. Direkt kendisine ekliyorum. Çünkü yani açmayacağız. Silerken filtleri field'leri göremeyeceğimiz için opp'nin kendisine ekliyorum. opp.stage name ya da farklı bir e, alan adı yazmıyorum. opp.add error diyorum ve buraya error mesajımızı girmemiz gerekiyor. Error mesajımız neydi bizim? Closed one opportunities cannot be deleted diyelim arkadaşlar. Cannot be deleted şeklinde mesajımızı oluşturuyoruz. Şu anda e, her şey normal gözüküyor. Kaydedelim. Tekrarlamak istiyorum. Before delete yapıyoruz. Çünkü silmeden önce eğer close ise silinmesini istemiyorum. O şekilde çalışmasını istiyorum. Trigger.old Trigger.old'dan aldım. Çünkü yeni değeri yok. Delete yaparken yeni değerler girmediğiniz için trigger.new diye bir şey oluşmuyor. Eğer trigger.new yaparsanız hata mesajı alacaksınız. Ee, yani olmayacak. Çalışmayacak diyelim. Trigger.old'daki account şey fırsatları opportunity'leri alıyorum. Eğer onların stage name'i close one ise hata versin. Yani silmesin. Hata mesajımız close one opportunities cannot be deleted şeklinde ekranda gözükecek. Şimdi bunu kaydettikten sonra geliyorum ana ekranıma. Burada öncelikle şu e, ne yapalım? Öncelikle stage name'i close one olmayanlardan bir tanesini silmeye çalışalım. En sonuncuyu silmeye çalışıyorum. Prospecting diyor. Ben bunu delete yapıyorum. Gördüğünüz gibi siliniyor. E, bunu değiştirelim. Close one yapalım. Daha sonra silmeye çalışalım delete diyorum ve bir mesajla karşılaşıyorum ne diyor close one opportunities cannot be deleted Evet bu şekilde çalışan bir trigger yaptık close one olmayanları siliyor close one ise silemiyor Trigger'ımız sayesinde bu e, e, opportunity'lerin silinemeyeceğini size göstermiş oldum kod e, burada basit çok zor değil arkadaşlar sadece trigger.old'a odaklanın trigger.old kullanmanız gerekiyor daha sonra şartınızı belirtip bu şarta göre error mesajının harekete geçip geçmediğini belirleyecek. Close one olursa silinmeyecek. Close one değilse silinecek. Bu şekilde bir trigger yaptık. Bir sonraki örneğimizde farklı senaryolarla devam edeceğiz. Görüşmek üzere.